22. mektup, 1. mebhas, 4. vecihte geçen: Dünya öyle bir meta değil ki niza değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyleyse, dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Vecizesini izah eder misiniz? Evet, bu cümle Üstadımız Şeyh Sadi Şirazi Hazretlerinden almış. Dünya ne meta az ki erzet bi nizai. Dünya öyle bir meta değil ki bi niza değsin. Ve öteki de çünkü Üstadımızın izahıdır. Şimdi baktığımız vakit aslında çok muazzam bir cümle. Bunu bilmek değil, anlamak noktasında Müslümanlar kavrarsa Allah'ın izniyle. Müslümanlar arasında dünyevi noktada, dünyevi menfaat noktasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü niye? Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin, bir kavgaya değsin. Çoğu tartışmalar, kavgalar, mücadeleler ne üzerine duruyor? Hep menfaat üzerine duruyor. Mesela Suriye'de diyelim mesela, birileri menfaat kavgasına girişti. Rusya gibi, İran gibi neyse. Bunların bu menfaat kavgasından dolayı milyonlarca insan, değil mi, helak oldu, perişan oldu. Şimdi bu dünya öyle bir meta değil ki şu kadar insana eziyet vermeye değsin yani, değil mi? Bu dünya öyle bir meta değil ki şu kadar insanı yerinden, yurdundan, rahatından, huzurundan kovmaya vesile olsun yani. Bu dünya öyle bir meta değil ki iki mümin arasında bir küslük olsun, bir dargınlık olsun, bir sıkıntı olsun mesela. Dolayısıyla meta dediğimiz ne? Fayda, menfaat, kıymetli eşya manasında anlaşılıyor. Meta. Değil mi? Şimdi baktığımız vakit şu dünya ahirete nispeten bir gölge hükmündedir diyor üstadımız. Şimdi gölge için hiç kimse dövüşmez. Aklımız anlıyor bunu. Misal diyorum. Bir elmasın gölgesi var. Elması bırakıp gölge için iki akıllı adam çarpışmaz, dövüşmez. Kalbi birbirinden kırılmaz. Bunu yaparsa çocuk dersin ya, çocuklar. Bu elmas değil ya, elmasın gölgesi. Ya da elmasa benzetilmiş diye mesela taklidi hükmünde bir can. Bunun için dövüşülmez ki. Anlamıyor. Ama elmas olsa elbette insan dövüşmeyi bu manada kendisine hak görebiliyor. Biz de Müslümanlar olarak, müminler olarak şu dünyayı ahiret elmasının gölgesi hükmünde olan can parçası olarak görmeliyiz. Öyle gördük mü dövüşmeyiz. Niye dövüşelim? Ama öyle değil de hakiki elmas olarak zannettik mi? Aslında öyle değil. O zaman dövüşler, nizalar, küslükler, kardeşler bile birbirlerinden küsüyor ya miras için. Ya babanız bırakmış, çalışmadınız, ter dökmediniz, şey yapmadınız. Kardeşsiniz bir de mesela. Nasıl böyle bir sıkıntıya giriyorsunuz mesela? Dolayısıyla bunları, bu dersleri önce kendi nefsimize ciddi manada anlatmamız icap ediyor, değil mi? Şimdi Hazreti Mevlana ne diyor? Diyor ki, dikkat et ey nefsi nadan. Su geminin altında olursa gemiyi yüzdürür. Su geminin içerisine girerse gemiyi batırır. Hakkı da anlatıyor. Bu bir temsil. Zaten Hazreti Mevlana üstada izah noktasında çok ciddi manada birbirlerine benziyorlar. Şu dünya da deniz gibidir, su gibidir. Senin altında oldu mu dünya malı seni şereflendirir. Sana izzet katar. Ama gelip de kalbine girdi mi her türlü yanlışı yaparsın. Niye? Çünkü hubbu dünya ra'su kulli hatiyat. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bu hatalardan birisi de üstadımızın bu cümlede anlattığı müminlerin birbirlerine olan nizası, dövüşleri, kavgaları, mesela mücadeleleri, ondan sonra küsmeleri, neyse. Şimdi ayet-i kerimeye baktığımız vakit bakın ne diyor? En'am suresi 32. ayet. Dünya hayatı ancak oyun ve boş şeyle meşgul olmaktır. Ahiret ve nimetleri daimi olduğundan daha hayırlıdır. Bunların farkını anlamaz mısınız? Ha, bu ayet-i kerimenin izahı bu cümle yani şu anda. Değil mi? Nahl suresi 96. ayet. Yanınızdaki dünyalıklar geçici, Allah katındaki hazine ve rahmetler ise daimidir. Bak, seninle bir mal münakaşamız oldu. Elbette hakkımı savunurum. Bu böyledir, şöyledir derim. Ama bunun için dövüşmememiz lazım. Çünkü bundan dolayı kardeşim bak hakkın budur ama bundan dolayı da git yoluna ben seninle dövüşmem. Dedim mi Allah rızası için
O zaman ben hasenemi Cenab-ı Hak'tan istemiş oluyorum. Fani bir mal veriyorum. Cenab-ı Hak'ın baki bir malı ve nimeti hükmündeki rızasını kazanıyorum. Cenneti kazanıyorum yani. Oldu mu? Bir tane daha. A'la suresi. Dünyayı ahirete tercih edersiniz. Halbuki ahiret hayırlı olup nimetleri daimidir. Bu da A'la suresi 16. ve 17. ayetler. Şimdi bu manada baktığımız vakit bunun sebebini bir araştıralım. Niye Müslümanlar bu kadar pespayeleşti? Mala ehemmiyet verip asıl mal ve mülk olan ahiret malını niye dünya malı karşılığında satmaya başladık? Niye ahireti ehemmiyetsiz görüp dünyaya ehemmiyet vermeye başladık? Niye bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir mümin kalbini ya da nazargahı olan bir mümin kalbini kırmaya başlıyoruz? Birbirimizi niye bu kadar ezmeye başladık? Bu ahir zaman tam bir kapitalist sistemin hakim olduğu bir dönem. Biz hep kapitalistler diyoruz. Her mümin de artık kapitalist olmuş. Çoğu diyelim yani. Kapitalist olduğumuzdan dolayı. Kapital dediğimiz sermayecilik yani. Mal, mülk. Mal her şeyin önüne geçtiğinden dolayı senin kalbin benim için önemli değil. Günde 5 vakit sen bana dua edersin. Hiç önemli değil. Önemli olan benim senden olan menfaatimi almam. Ya da hakkımı almam. Önemli olan bu. Oysa biz bu ayet-i kerimeler, şu dersler, bu gibi şeylerle kendimizi biraz toparlamamız gerekiyor. Kendi nefsimize okuyacağız bunları. Ben Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir fiil yapamam. Geçici ve fani olan dünya için bir müminle nizaya giremem. Niye? Çünkü dünya öyle bir meta, öyle bir mal, öyle bir değer değil ki bir nizaya değsin. Değil mi? Son şeyi tekrar buradan okuyalım. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Fanidir. Gitmişsin bir gece bir handa kalıyorsun. Oturup bunun için misal diyorum şu lamba niye böyle diye dövüşmezsin kimseyle. Şu halı niye böyle diye dövüşmezsin kimseyle. Koca dünya böyleyse dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Çok haberlerde okuyoruz. Bir tarla için kardeşini öldüren insanlar var. Hadi genç olsa 20-25 yaşında olsa önünde bir ömür tahayyül eden, tasavvur eden bir adam olsa dersin ki hadi doğru yanlış da doğru değil de. Ama yine de dersin ki ya bu adam bir tuli emel şeyi. 70 yaşındaki adam. Hani dersin ki bu kardeşini de diyelim mesela böyle bir yerde öldürmüş. O da değil. Camide namaz kılarken öldürüyor. Bu haberler artık bizi ciddi manada bezdirmeye ve acaba kıyamet mi kopacak dedirtmeye başlıyor. İşte bu dersler bizi kendimize getiriyor. Cenab-ı Hak dünyadayken uyanabilmemizi nasip eylesin inşallah.